Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 12 Mayıs 2018 Cumartesi, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Değerli izleyenler, 24 Haziran seçimlerine 42 gün kala Türkiye'de gündem yine değişti. Yaptığı çıkışla Türkiye'yi erken genel seçimlere götüren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den çok tartışılacak bir çağrı daha geldi. Bahçeli, kader mahkumları olarak nitelediği hükümlüler için af önerisinde bulundu. MHP Genel Başkanı Bahçeli sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK'lılar, FETÖ'cüler hariç olmak üzere demir parmaklıkların gerisinde gün sayan kader kurbanlarını afla taltif etmek niye akıllara gelmez ifadesini kullandı. Kaderlerinin kurbanı olmuş mağdurlarla ilgili bir düzenleme yapılması tez elden sağlanmalıdır diye konuşan Bahçeli, onların elinden tutabilir, zincirlerinden ve zindanlarından onları çekip çıkarabiliriz. Tartışma ve konuşmaya değmez mi? Haydi buyurun dedi. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için başlatılan imza kampanyasına da sert tepki gösteren MHP Genel Başkanı, PKK'lı Cumhurbaşkanı adayının serbest bırakılmasını destekleyen Karanlık İttifak taraftarları sesi çıkmıyor diye kader kurbanlarının sahipsiz olduğunu falan mı düşünüyorlar? Eğer böyleyse halt ediyorlar. Kesinlikle yanlışa düşüyorlar paylaşımında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel af önerisine hükümetten ilk yanıt Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Bahçeli tepki olarak böyle bir konuyu gündeme getirmiş olabilir diyen Yıldırım, bizim gündemimizde af yok, çok net söylüyorum dedi. Bizim gündemimizde af yok, çok net söylüyorum. Sayın Bahçeli, zannediyorum bölücü terör örgütlerine, onu destekleyenlere karşı bugünlerde terör muhipleri bir çalışma içerisine girdiler. Ona bir tepki olarak böyle bir konuyu gündeme getirmiş olabilir diye düşünüyorum. Ama hükümet olarak bizim gündemimizde teröristlere asla ve asla af söz konusu değildir. İstanbul'da uluslararası öğrenciler buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin FETÖ terör örgütünün hedefinde olduğunu söyledi. İslam ve Türkiye düşmanı bu terör örgütünün istismarından kurtaracak tedbirleri aldık dedi. Erdoğan, yabancı öğrenciler için çalışma izni sorununu da ortadan kaldıracaklarını duyurdu. FETÖ'nün en çok üzerinde durduğu konulardan biri de yurt dışından gelen öğrenciler sizlerdiniz. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen uluslararası öğrenci buluşmalarının final programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan FETÖ vurgusu yaptı. Dünyanın neredeyse her ülkesinden öğrenciye sahibiz. Hedefimiz ülkemizdeki misafir öğrenci sayısını 350 bine çıkarmaktır. Ve Türkiye'nin düşmanı bu terör örgütünün istismarından kurtaracak tedbirleri aldık. Onların o müştevli hareketini çökerteceğiz. Erdoğan'dan yabancı öğrencilere müjde geldi. Ülkemize gelen ve kendi hesabını okuyan 115 bin misafir öğrencimiz bulunuyor. Eskiden misafir öğrencilere çalışma izni verilmiyordu. İnşallah yakında hem öğrenciler hem mezunlar için çalışma izni sorununu ortadan kaldırıyoruz. Tek milletiz dedik ya, kardeşiz dedik ya. Küresel adaletsizliğe dikkat çeken Erdoğan, Birleşmiş Milletler'i eleştirdi. Birleşmiş Milletler'deki temsil adaletsizliğini dünya beşten büyüktür diyerek dile getiren biz olduk. Birleşmiş Milletler'i reforme etmemiz şart. Şu anda bir tane halkı Müslüman olan ülke Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yok. Nasıl iş bu? Erdoğan'ın hedefinde Fransa'da yapılan çirkin Kur'an-ı Kerim çağrısı da vardı. Bu Fransa var ya, bunlar Afrika'yı az mı sömürdüler ya? Ya sadece bu Fransızlar, tabii halkı tenzih ederim, yöneticiler, Cezayir'de
bunlar 5 milyon insanı katlettiler. Türkiye'ye karşı son dönemde yaptıklarını görüyorsunuz. Ya biz size ne yaptık ya? Bizimle alıp veremediğiniz ne? Ha, güçlendiğimizden rahatsız oluyorsanız, isteseniz de istemeseniz de güçleneceğiz. Memleketi Erzincan'da toplu açılış törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım, muhalefet partilerinin oluşturduğu Millet İttifakı'nı eleştirdi. Vaatlerde ölçünün kaçtığını söyleyen Yıldırım, Benzemezler İttifakı 24 Haziran'da AK Parti'nin 13. seçim zaferiyle bir kez daha hüsrana uğrayacaktır dedi. Biz önce milletim, önce ülkem diyoruz. Başbakan Binali Yıldırım'dan Millet İttifakı'na eleştiri geldi. Bölücülerin can simidi gibi sarıldığı Benzemezler İttifakı 24 Haziran'da 13. seçim zaferiyle bir kez daha hüsrana uğrayacaklardır. Millet bir kez daha ferasetini gösterecek. Memleketi Erzincan'da düzenlenen toplu açılış törenine katılan Yıldırım'ın hedefinde muhalefet vardı. Benzemezler İttifakı neye karşı kuruldu? Cumhur İttifakı'na karşı kuruldu. Ama Cumhur İttifakı'nın hedefi bellidir. Milletin bekasıdır. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara karşı, İç ve dış emperyal güçlere karşı milletin dik ve kararlı duruşudur. Onun için biz ittifakı milletle yapıyoruz. Yıldırım'a göre muhalefetin vaatleri gerçekçi değil. Yine sahneye çıktılar. Vaatlerde ölçü, ayar kaçmış durumda. Rahmetli babaannemin tabiri, üfle evladım üfle. Gaval elin yel Allah'ın. Üflemeye bir ay daha devam edecekler. Ama millet üfürüye değil de sonuca bakar, sonuca. Meclisten geçen torba tasarıyı da değerlendiren Yıldırım, vatandaşla devlet arasındaki anlaşmazlıklara nokta koyduklarını belirtti. Vatandaşla devlet arasındaki anlaşmazlıklara noktayı koyuyoruz. Kanun çıktı. Bütün borçlar yeniden gözden geçiriliyor. Vatandaşla bir el sıkışma dönemi başlıyor. Konutta bir kampanya başlattık. Yıldırım, kırsal kalkınma projesi açılış töreninde ise buğday alım fiyatını açıkladı. Buğday alım fiyatları her sene destekleniyor. Çiftçimi mağdur ettirmem. Bu sene bu fiyatı tekrar gözden geçirdik. 1050 liraya çıkardık. Geçen sene 940 liraydı. Bu sene 1050 lira olacak. %12 artış. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün İstanbul'daydı. CHP yurt dışı birlikleri toplantısı ile aile sigortası projesinin tanıtım töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı adayı olmamasının nedenini açıklayan Kılıçdaroğlu, parti başkanından tarafsız cumhurbaşkanı olmaz dedi. Bedeli ne olursa olsun bu ülkeye demokrasi ya gelecek ya gelecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Yurt Dışı Birlikleri Genel Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Benim görevim var ve benim sorumluluğum da var. Sorumluluğumun gereğini yapıyorum. İnanarak yapıyorum. Bende mevki, makam falan bunlar yok. Genel Başkan olarak üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, neden Cumhurbaşkanı adayı olmadığı eleştirilerine yanıt verdi. Cumhurbaşkanı seçildiğiniz anda meclise geleceksiniz. Tarafsız davranacağıma dair namusum ve şerefim üzerine and içerim diyeceksiniz. Bir partinin genel başkanı tarafsız olamadığı için namuslu adamsa namusu ve şerefi üzerine yemin edemez. CHP liderinin gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz çıkışı da vardı. Düne kadar kandırıldık diyordu, şimdi de oyuna geldik diyor. Çok açık ve çok net, çok namuslu bir soru soruyorum. Faiz konusunda seni kim oyuna getirdi? Çık anlat. Faizi indir, merkez
Ziraat Bankası dedi ki emredersiniz. Hemen indirdi mi? İndirdi. Demek ki inebiliyormuş. Talimatınla inebiliyormuş. Şimdi meclisten kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi de aldılar. Faiz %1'dir de. Faiz ödemeyeceğiz de. Yeri gelince konuşuyorsun. Bir karış da dil var. CHP lideri Maltepe Belediyesi'nin hayata geçirdiği aile sigortası projesinin tanıtım töreninde de kürsüdeydi. 151 milyar dolar. 151 milyar dolar. İçeride de 678 milyar lira. Faiz ödüyorsunuz. Faizcilere gelince para var. Tefecilere gelince para var. Vatandaşa gelince efendim para yok nereden vereceğiz? Ben bu çarkı değiştireceğim. Çark halktan yana çalışacak. Seçim çalışmalarını Antalya, Afyonkarahisar ve Denizli'de sürdüren CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af önerisini değerlendirdi. İnce, kapsamını görmem lazım, kabul edeceğimiz şeyler var, kabul etmeyeceğimiz şeyler var dedi. Çocuk tecavüzcüleri dahil mi? Önce kapsamını görelim. Kabul etmeyeceğimiz şeyler var, kabul edeceğimiz şeyler var. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin af çıkışını bu sözlerle değerlendirdi. İnce, güne Antalya'da başladı. İkinci tur açıklamasını yineleyen İnce, aynı desteği kendisi de istedi. Ben yardımcısı olurum dedim. Tekrar ediyorum. Aynı şeyi diğer adaylardan da isterim. Bu karşılıklı birinci tur öncesinde bir centilmenlik anlaşmasıdır. İnce'den HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a ilişkin de açıklama geldi. Adayın biri hapiste, diğerleri propaganda yapıyor. Bu doğru değil. Demirtaş Kürt diye bırak ona ne olursa olsun mu diyeceğiz yani. Böyle bir şey olmaz. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde nokta mitingi yapan İnce, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde de konuştu. Eğer Türkiye'nin Cumhurbaşkanı meydanlarda pislik konuşursa geleceği kaybederiz. Hiç cevap vermeyeceğim. Testinin içinde ne varsa ağzından o akar. O pislik desin, o çöplük desin, ben gelecek diyeceğim. O çöp yığını desin, ben kuantum diyeceğim. O hakaret etsin, ben uzay diyeceğim. O küfretsin, ben uydu diyeceğim. Türkiye bugün Şırnak şehidine veda etti. El yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma İstihbarat Assubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak memleketi Manisa'da son yolculuğuna uğrandı. Şehidimize bu haklarımızı helal ediniz. Helal olsun. Şehidimize bu haklarımızı helal ediniz. Helal olsun. Şırnak merkeze bağlı Sulutepe mevkisinde sürdürülen operasyonda önceden tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma İstihbarat Assubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak binlerce kişinin katıldığı törenle uğurlandı. Şehit Assubay Kozak için ilk tören Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlendi. Törenin ardından şehidin naaşı helikopterle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan Manisa'ya uğurlandı. Memleketi Salihli ilçesine getirilen şehit Kozak için Durasıllı mahallesindeki baba ocağında alınan helalliğin ardından Hamidiye Camisi'nde tören düzenlendi. Cenaze töreninde şehidin babası Hasan Kozak güçlükle ayakta dururken anne Gülşen Kozak metanetini korumaya çalıştı. Ağlamayacağım annem. Hiç ağlamayacağım. Öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazında CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve çok sayıda milletvekiliyle birlikte binlerce vatandaş bir arada saf tuttu. Allahu Ekber! Cenaze törenine Rabia Kozak da şehit eşinin kamuflajlı üniformasıyla katıldı. Şehit Assubay Kozak, Salihli Merkez Hamidiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Durasıllı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir çocuğun molozların arasında bulduğu cisim infilak etti. Patlamada 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Nusaybin Cizre Karayolu Sanayi Sitesi mevkisinde ailesine ait hayvanları otlatan 11 yaşındaki Hogir Kayran, molozların atıldığı alanda henüz belirlenemeyen bir cisim buldu.
Kayran cisimle oynadığı sırada patlama meydana geldi. Ağır yaralanan Kayran 112 acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın istişare toplantısında iş dünyasıyla buluştu. Devlet Eski Bakanı Cavit Çağlar'ın da katıldığı toplantıda konuşan Albayrak, istikrar vurgusu yaptı, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini kaydetti. Sayın Başbakan Yardımcımız ve Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız sağlık teşrif ediyorlar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz alkışlarınıza. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'yla birlikte Bursa'da iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Sizin geldiğinizi duyunca Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya iş dünyası yoğun ilgi gösterdi. Toplantıya Bursa Valisi İzzettin Küçük, Devlet Eski Bakanı Cavit Çağlar, Yeşim Tekstil CEO'su Şenol Şankaya ve Bursa Spor Başkanı Ali Ay'ın da aralarında olduğu çok sayıda isim katıldı. Bakan Albayrak, yemekte yaptığı konuşmada Türkiye'nin 24 Haziran'da yeni bir yönetim sistemine geçeceğini hatırlattı. Daha aktif bir siyasetle icranın hayata geçtiği yeni bir dönem var. Bu da tabii iş dünyasının en mutlu olacağı noktalardan bir tanesi. Albayrak, iş dünyasının da yeni sisteme olumlu yaklaştığını söyledi. Türkiye yeni bir düzene yol aldı. 24 Haziran sonrası yeni bir sisteme yol aldı. Ziyaret ettiğim ve görüştüğüm birçok farklı iş dünyasındaki temsilciler noktasındaki yansıması hakikaten çok olumlu ve pozitif. Konuşmasında istikrar vurgusu yapan Albayrak, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini kaydetti. Hükümet olarak alınan destekler noktasında hakikaten tabii seçime giderken yeni Türkiye özelinde çok farklı bir iklim var. Bu istikrar ve güven ikliminin devam etmesi ve Türkiye'nin büyümesi noktasında sermaye hareketleri açısından çok farklı bir iklim var. Ben bulunduğum her ortamda bunu ifade ediyorum. Hakikaten küresel manadaki şu süreci çok doğru okumamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Konuşmaların ardından basına kapalı gerçekleşen programda Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak iş adamlarının sorularını yanıtladı. Bursa önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Çalıştayı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Çalıştaya Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş da katıldı. İki şey elden gitmeden değerini anlamak zordur. Biri sağlık, diğeri de gençlik. Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Çalıştayı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Gençler geleceği konuşuyor temasıyla düzenlenen çalıştaya katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, genç nüfusun potansiyeline dikkat çekti. Avrupa nüfusu yaşlanıyor ve en büyük sorunlarından bir tanesi. Artmadıkları gibi düşüyorlar. Bizde nüfusun yarıdan fazlası 30 yaşın altında. Bu muazzam bir potansiyel. Aktaş, gençlerin Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin garantisi olduğunu söyledi. Hangi alanda olursa olsun bizim kaliteli, donanımlı genç arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Kesinlikle ve kesinlikle hangi alanda olursa olsun gençliğin o heyecanını, gençliğin o birikimini bizim o işin içine katmamız gerekiyor. Çalıştay boyunca gençler, uzman akademisyen ve bürokratlarla bir araya gelme fırsatı da buldu. Sanayi, ekonomi, istihdam, kültür sanat, bilim teknoloji, engelliler, milli manevi değerler, medya iletişim, Bursa ve kentlik gibi değişik konularda bu istişareler gerçekleştirilecek. Balkan ve Rumeli derneklerinin kadın üyeleri Anneler Günü nedeniyle AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç'in ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Merinos Göl Park'ta gerçekleşen buluşmaya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş da katıldı. Annelik aslında bir toplumu yetiştirmektir. Bir toplumun temelidir.
Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Balkan ve Rumeli derneklerinin kadın üyeleriyle Anneler Günü etkinliğinde bir araya geldi. Güçlü ailenin güçlü kadınlarla oluşacağı inancıyla AK Parti hükümeti olarak kadınlarımıza dair reform niteliğinde adımlar attık. 22 farklı Balkan ve Rumeli Sivil Toplum Kuruluşu'nun kadın üyelerinin katıldığı etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş da anne olmanın Türk geleneklerindeki önemine dikkat çekti. Bir evlat pir olsa da, belediye başkanı da olsa, vali de olsa, milletvekili de olsa anaya muhtaçmış. Annelik gerçekten çok önemli bir makam. Ana duasını almak bizim inancımızda da çok önemli yeri olan bir konu. 24 Haziran seçimleri öncesi çalışmalarına hız veren CHP Bursa İl Örgütü'nde bugün katılım töreni vardı. Ardahan Posoflular Derneği'nin 15 üyesi düzenlenen törenle CHP'ye katıldı. Onlarca yüzlerce arkadaşımız, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren arkadaşlarımız üye olma sürecini yaşıyorlar. Seçim hazırlıklarını sürdüren CHP Bursa İl Örgütü yeni katılımlarla moral topluyor. Ardahan Posoflular Derneği'nin 15 üyesi il başkanlığında düzenlenen törenle CHP'ye üye oldu. Biz 24 Haziran tarihinde bu benim reklam arası olarak tarif ettiğim sürecin biteceğini, karanlığın aydınlığa çıkacağını, ceberrut yönetimin biteceğini arkadaşlarımız da düşünüyorlar. Yeni üyelere rozetlerini CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş taktı. Iğdır'da görevli öğretmenlerin Gürcistan gezisi faciayla sonlandı. Tur midibüsü sürücüsünün direksiyon başında uyuması sonucu şarampole devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Kaza Çıldır ilçesi Aktaş sınır kapısına yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Mozaret Dağı mevkisinde meydana geldi. Iğdır'dan Gürcistan'a giden Ali Ekber Kumak'ın kullandığı minibüs iddiaya göre şoförün uyuması nedeniyle virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Sürücü Kumak ile araçta bulunan Barış Özüm, Nilgün Kıraç ve Hatice Kıraç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüsteki 22 kişi de yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar AFAD sağlık ve jandarma görevlilerince çıkarıldı. Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 5'inin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Balıkesir'de otomobil ile iş makinesi çarpıştı. Kazada aynı aileden biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza Savaştepe ilçesi Soğucak mahallesi yakınlarında meydana geldi. Balıkesir'den Savaştepe ilçesine seyir halinde olan Recep Koç yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Recep Koç, eşi Zehra Koç ve 1 yaşındaki kızları Nurten Sena Koç hayatını kaybetti. Kaza sonrası Balıkesir Savaştepe yolu bir süre ulaşıma kapandı. Cenazeler Savaştepe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken iş makinesi sürücüsü gözaltına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Bursa'da meydana gelen kaza can aldı. Bursa-İstanbul otoyolunda kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Aşırı hız ölüm getirdi. Otoyolda takla atan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza Bursa-İstanbul otoyolu Gemlik serbest bölge girişinde meydana geldi. İddiaya göre aşırı hız yapan Mehmet Yılmaz'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle defalarca takla atan araç hurda yığınına dönerken sürücü Mehmet Yılmaz ile yanında bulunan Murat Yıldız hayatını kaybetti. Kurbanların cesetleri ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden güçlükle çıkartılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri hayatını kaybeden Murat Yıldız'ın cep telefonundan yakınlarına ulaşarak kazayı haber verdi. Hastaneye intikal ettiriyorlar. Tamam mı? Bursa Gemlik.
Bursa'da meydana gelen bir başka kazada da facianın eşiğinden dönüldü. Fabrika işçilerini taşıyan iki servis minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza Osman Gazi ilçesi Doğan Evler Mahallesi Karakaş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Özköse idaresindeki servis minibüsü Yavuz Demir yönetimindeki bir başka servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Araçlar çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki bahçeye savruldu. Kazada 7 kişi yaralanırken araçta sıkışan sürücü Hüseyin Özköse olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bursa'nın Karacabey ilçesinde eski araçların yüklü olduğu kamyon trafikte tehlike saçtı. O anlar diğer sürücüler tarafından görüntülendi. Görüntüler Bursa-İzmir karayolunda. Karacabey yakınlarında trafikte seyreden eski araçların yüklü olduğu kamyon dikkat çekiyor. Kamyonun kasasındaki eski otomobillerin hiçbir önlem alınmadan sadece iple bağlandığı görülüyor. Kamyon sürücüsü trafikte oluşturduğu tehlikeyi umursamadan yoluna devam ederken o anlar diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi. Abi, halat kopsa üstümüze düşecek araba ya. Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Düzenlenen operasyonlarda üzerlerinde uyuşturucu madde ve silah bulunan biri kadın 4 kişi gözaltına alındı. Ekipler yaptıkları denetimlerde üzerinde bir miktar metamfetamin bulunan bir kişiyi gözaltına aldı. Yapılan sorgusunda uyuşturucuyu kullanmak amacıyla satın aldığını söyleyen şahsın verdiği bilgi doğrultusunda biri kadın 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelileri ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş metamfetamin, bir miktar sentetik kanabinoid, bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen bir miktar nakit para elde edildi. Bir şüpheli hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak suçundan adli işlem yapılırken 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bursa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri yaban hayatı koruma ve kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler kaçak avcıları drone'la yakalıyor. Ekipler Bursa'nın Orhaneli ilçesi sınırlarında bulunan Çınarcık Barajı'nda kaçak av denetimi gerçekleştirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri tekne ve drone yardımıyla kaçak avlananların peşine düştü. Av koruma memurları ve fahri av müfettişlerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada avlanmada kullanılan ve doğadaki su kuşlarına zarar veren çok sayıda malzeme ele geçirildi. Tokat'ta 2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan acı haber geldi. Kayıp çocuklardan Bayram Erol'a ait kemik parçaları Kerkit Çayı'nda bulundu. Şimdi 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı'nın bulunabilmesi için yeniden arama çalışması başlatıldı. Allah şükürler olsun, kavuştum. Çok özlemiştim yavrumu. Çocuğum bulundu. Yüreğim yaralı ama yine de biraz olsun mutluyum. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 25 Nisan'da aracının Kerkit Çayı'na yuvarlanması sonucu kaybolan Muhtar Ayhan Cebe'yi arama çalışmaları sırasında kırmızı renkli bir ayakkabı ve çorapla kemik parçası bulundu. DNA testi için Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderilen kemik parçasının 2,5 yıl önce kaybolan Bayram Erol'a ait olduğu tespit edildi. Bu gelişmenin ardından Tokat Valisi Ömer Toraman, Erol ailesinin evine giderek acı haberi verdi. Yavrumu getirdiler, yavrum. 8 yaşındaki Bayram Erol'un bulunmasının ardından çalışmalar 2,5 yıl aradan sonra tekrar başlatıldı. Beş yaşındaki Dursun Kağan Taşçı'nın da Kerkit Çayı'na düşmüş olabileceği ihtimali üzerine arama çalışmaları genişletildi. Diyecek çok şeylerim var da anlatamıyorum. Çok özledim değil. Sarıldım elbiselerine.
kovladım, geri koydum eşim görmesin diye. 29 Aralık 2015'te komşu çocukları 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşçı ile 8 yaşındaki Bayram Erol oyun oynarken kaybolmuş, çocuklardan bir daha haber alınamamıştı. Adana'da bir kadın taksi şoförü tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek balkondan yardım istedi. 33 yaşındaki kadını itfaiye kurtardı. Olay sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence merkezinde çalışan 33 yaşındaki kadın apartmanın ikinci katındaki balkona kendisini kilitledi. Evde zorla tutulduğunu, cinsel saldırıya uğradığını iddia edilen kadın bağırarak yardım istedi. Çevre sakinleri polis ve itfaiyeye haber verdi. Ekipler balkondaki kadını itfaiye merdiveniyle indirdi. Polis ekipleri evdeki taksi şoförünü gözaltına alırken cinsel saldırıya uğradığını iddia eden kadın da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İstanbul Ümraniye'de 2 ay önce park halindeki özel halk otobüsünü kaçıran çocuklar yine iş başındaydı. 4 çocuktan ikisi bir arkadaşlarını da yanlarına alarak bu kez minibüsü çaldı. İçerenköy mahallesinde park halindeyken önceki gün çalınan minibüsün bulunması için polis çalışma başlattı. Minibüs Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde park halinde bulundu. Aracın içinde 11 ve 13 yaşlarında 3 çocuk uyurken yakalandı. Çocuklar gözaltına alınarak Ümraniye Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. 13 yaşındaki iki çocuğun 2 ay önce de Ümraniye'de park halindeyken otobüsü kaçıran 4 çocuktan ikisi oldukları belirlendi. Minibüs içinde uyuyarak sabahlayan çocukların bir ara minibüsten çıkarak yakıt bulmak için etrafta gezmeleri güvenlik kameralarına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Irak'ta halk bugün genel seçimler için sandık başındaydı. Sabah saat 7'de başlayan oy verme işlemi akşam saat 19'da sona erdi. 24 milyon kayıtlı seçmen bulunan ülkede seçim merkezleri sabah erken saatlerde kapılarını açtı. Oy verme işleminin parmak iziyle yapılması ve elektronik ortamda gerçekleşmesi nedeniyle sürecin uzayacağını göz önünde bulunduran seçmenler erkenden sandık başına gitti. Seçimlere 143 parti ve 27 koalisyon katılıyor. Halen 328 sandalyeli mecliste 183 milletvekiliyle çoğunluğu elinde tutan Şii Ulusal Koalisyonu'nun sandıktan yine ilk sırada çıkması bekleniyor. Ancak Şii Koalisyon içinde yer alan Başbakan Haydar Abadi ile eski Başbakan Nuri El Maliki arasında görüş ayrılığının önemli bir çatlağa yol açabileceği belirtiliyor. Yunanistan'da yine futbol terörü vardı. Başkent Atina'da AEK ve PAOK taraftarları arasında tartışma çıktı. Sokakların savaş alanına döndüğü olaylarda aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Yunanistan'da futbol terörünün önü alınamıyor. Yunanistan Kupası'nda final maçı öncesi AEK ve PAOK takımı taraftarları başkent Atina'da karşı karşıya geldi. Karşılıklı sloganlarla başlayan olaylar kısa sürede büyüdü. Polis taraftarlara müdahale edince sokaklar savaş alanına döndü. İki takımın taraftarları birbirlerini bırakıp Molotov kokteylleri ve taşlarla polislere saldırdı. Çıkan olaylarda aralarında iki polisin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Final maçı için Atina'da güvenlik alarmı verilmiş durumda. Kentte yaklaşık 4000 polis görev alacak. PAOK takımının Selanik'ten gelen taraftarları güvenlik koridoru altında stada götürülecek. Sırada Güney Amerika ülkesi Şili'den mucize bir kurtuluş öyküsü var. Çıkan yangında dumandan etkilenen köpeği itfaiyeciler kurtardı. Oksijen maskesi takılan köpek kalp masajıyla hayata geri döndü. Müzik
Alevler arasında kalan köpek itfaiyecilerin müdahalesiyle hayata tutundu. Güney Amerika ülkesi Şili'nin Punta Arenas kentindeki bir evde yangın çıktı. İtfaiyeciler alevlere müdahale ederken ev sahibi kadın iki köpeğinin içeride kaldığını fark etti. Köpeklerden biri son anda evden kaçarken dumandan etkilenen diğer köpeği itfaiyeciler kurtardı. Oksijen maskesi takılan köpek kalp masajıyla hayata geri döndü. Brezilya sarı humma kabusu yaşıyor. Brezilya Sağlık Bakanlığı 10 ay önce başlayan salgında vaka sayısının 1261, ölenlerin sayısının da 409'a yükseldiğini duyurdu. Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yıllardır süren mücadele sonuç getirmedi. Sarı humma virüsü yeniden hortladı. Brezilya Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana 1261 kişiye sarı humma teşhisi konulduğunu, 1119 vakanın ise uzmanlarca incelendiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 409'a yükseldi. Salgında en fazla can kaybı Minas Gerais eyaletinde kaydedildi. 152 kişinin öldüğü eyalette 480 kişi sarı humma tedavisi görüyor. São Paulo eyaletinde 134 kişi öldü, 453 kişiye sarı humma teşhisi konuldu. 63 kişinin yaşamını yitirdiği Rio de Janeiro eyaletinde de 187 onaylanmış sarı humma vakası bulunuyor. Brezilya hükümeti salgın nedeniyle Mart ayında tüm vatandaşların aşılanmasına karar vermişti. 200 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede tüm vatandaşların aşılanmasının 2019 yılının Nisan ayında tamamlanması bekleniyor. Sarı humma virüsü sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşıyor. Kanamalarla seyreden ve son derece ölümcül olan virüs özellikle vahşi yaşamın hüküm sürdüğü yerler ve ormanlık bölgelerde üreme alanı buluyor. Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da Merapi Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yanardağ'dan püskülen kül ve duman nedeniyle bölgedeki havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatılırken patlamanın ilk anlarına ilişkin çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Endonezya'nın Java Adası volkan kabusu yaşıyor. Ülkenin Yogyakarta kentinde yer alan 2968 metre yükseklikteki Merapi Yanardağ yeniden faaliyete geçti. O anlarda yanardağ eteklerinde bulunan bir grup dağcı ise kelimenin tam anlamıyla büyük panik yaşadı. Görüntülerde çadırlarının önünde yemek pişirmeye hazırlanan grup önce dağdan gelen seslere yöneliyor. Ne olup bittiğini anlayamadan yükselen dumanları fark eden dağcılar panik halinde kaçmaya başlıyor. Dağdan yükselen kül ve duman çok kısa sürede devasa boyuta ulaşıyor. 2020 yılında yeni Mars görevine hazırlanan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Kızıl Gezegen'e helikopter gönderileceğini açıkladı. Deneme başarılı olursa bilim insanları gezegenin karadan erişilemeyen bölgelerine ulaşacak. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mars 2020 görevinde özel bir helikopterin de yer alacağını açıkladı. NASA'nın test merkezinde denemeleri devam eden araç, Kızıl Gezegen'de bir helikopterin nasıl çalışacağını öğrenmek için 30 günlük bir teste tabi tutulacak. NASA'nın Mars helikopteri 2020 yılında gezginlerle keşif yolculuğuna çıkacak. Helikopterde bulunan ikili kanatlar Mars'ın ince atmosferinde kalabilmek için dünyadaki bir helikopterin 10 katı kadar hızlı dönecek.
Mars helikopteri projesi NASA'ya göre yüksek riskli ama sonuçları çok iyi olabilir. Helikopter fikri başarısız olursa bu durum ekibin geri kalan üyelerini etkilemeyecek. Ancak eğer başarılı olursa gezegende şu an erişilemeyen yerlere erişim imkanı sunacak. Bu haber son haberimizdi. Ana haber bülteninin sonuna geldik. Mutlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. İyi akşamlar.